Ağzınıza sağlık. Evet, Tayfun Koçak, İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu üyesi. Tayfun Bey, merhaba. Merhaba Zeliha Hanım. Öncelikle şunu soracağım size tabii, maliyet artışları söz konusu. 2022 yılını nasıl öngörüyorsunuz? Kimyevi maddeler konusunda, çünkü ihracatta çok önemli bir payı var kimyevi maddelerin. Beklentiniz nedir acaba 2022 için? 2022 yılına geçmeden önce biraz 2021'i değerlendirmek istiyorum Zeliha Hanım. Tabii. 2021 yılı biz kimya ihracatçıları için güzel bir yıl oldu. Ocak ve Kasım ayları arasında yaklaşık %40'lık bir büyüme sağladık ve yaklaşık 23 milyar dolarla kapattık. Aslında bakarsanız geçmiş dönemde 2018 ve 2020 dönemlerindeki değer ve miktar açısından büyümemiz bizim aynı zamanda 2020 ve 2021'deki büyümelerimize denk gitmektedir. Hem değer açısından hem miktar açısından ihracatımızın arttığını söyleyebilirim. Tabii bizim 2021 yılında ihracatımızın artmasının sevindirici taraflarından bir tanesi de lojistikten kaynaklı sorunların Türkiye lehine olması. Yani Avrupa ve Amerika kıtasında Çin veyahut da daha uzak ülkelerden ithalat yapmak yerine daha yakın ülkelere kayma istekleri. Bizim kimya ihracatı en çok yaptığımız ülke Irak ve Avrupa ülkeleri de bizim yaklaşık %40'a yakın kısmımızı karşılamaktadır. Biraz da dünya kimya ihracatından bahsedip Türkiye'deki kimya ihracatı ve dünya kimya ihracatını karşılaştırmak istiyorum. Dünya kimya ihracatı yaklaşık 2.7 trilyon dolar. Dünyada en büyük kimya ihracatçısı Almanya, 273 milyar dolar. Yani sadece Almanya dünya kimya ihracatında yaklaşık %11'e sahip. Arkasından Çin, Amerika, Japonya gelmektedir. Yani dünya kimya ihracatına baktığımız zaman ilk 10 ülke %61'ine sahip ve ilk 10 ülke içerisinde de 7 ülke Avrupa ülkesi. Peki Türkiye dünya kimya ihracatında nerede? Maalesef %1'den daha aşağı kısımdayız. Yani binde 7. Ana nedeni ne peki bunun? Bu kadar düşük payın olmasının ana nedenini olarak bakıyorsunuz, bekliyorsunuz, yani belirliyorsunuz. Bizim tabii ki kimya ihracatındaki büyüme trendimiz bu. İçerisinde alt sektörlere eğer biraz daha eğilirsek biz dünya ihracatında, dünya kimya ihracatında artış sağlayacağız. Tabii bu kimya ihracatçıları olarak bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi Zeliha Hanım, ithalata bağımlıyız. Yani bizim bütün girdilerimiz, aslına bakarsınız içlik hariç bütün girdilerimiz ithal. Yani ham maddemiz ithal, ara mamullerimiz ithal ve bu ithale bağımlılık maalesef bizi dünya kimya ihracatında rekabetimizi biraz engelliyor. Peki dolayısıyla bu, bizim buyurun buyurun, affedersiniz, bitti zannettim, buyurun. Ya ben görüntüyü göremediğim için şey yapamıyorum tabii. Şimdi dünya kimya ihracatında bizim yapmamız gerekenlerden tabii orta ve ileri bir planlama yapmamız, az sektörlerde ihracatımızı artıracak planlamalar yapmamız lazım. Bakın Zeliha Hanım, size basit bir örnek vereyim. İrlanda 65 milyar dolar sadece eczacılık ve mamullerinden ihracatı var. Belçika'nın hem nüfus olarak hem yüzde ölçüm olarak bizden daha az olmasına rağmen 61 milyar dolar eczacılık ve mamullerinde ihracatı var. İtalya'nın sadece plastik ve mamullerindeki ihracatı Türk kimya ihracatından daha fazla. Dolayısıyla kimya ihracatının alt sektörlerine dönük yatırım planlar yapılması, stratejik planlar yapılması bu anlamda önem arz etmektedir. Tabii ki bizim ana hammaddi girdilerimizin ithalat olduğunu söylemiştim size. Bununla ilgili Türkiye'de hali hazırda yapılan güzel yatırımlar var. Bu yatırımlarla birlikte eğer hammaddi ve diğer mamulleri ucuza temin edebilirsek bizim demin bahsettiğiniz sorunun cevabı olarak dünya kimya ihracatında da üst seviyelere çıkacağımızı söyleyebilirim.
Peki benim merak ettiğim bu konuştuğumuz ithala dayalı bir ihracat modeli Türkiye'nin çok istediği bir model değil ama bu ithal ettiğimiz ürünleri ülkemizde üretemiyor muyuz? Yani şey hariç petrol. Elbette ki. Tabii ki bununla ilgili yatırımlar var Zeliha Hanım. Bunları üretebileceğimiz ürünler var, üretemeyeceğimiz ürünler var. Ama halihazırda Petkim'in, Sokkar'ın ve aynı zamanda Akdeniz bölgesinde yapılan yeni petrokimya tesislerinin yatırımları var. Bitenler var, yakın zamanda bitecek olanlar da var. Bunlar bittiği zaman petrokimya alanında ithalatın biraz daha azalacağını öngörüyoruz. Bunlar tabii ki bugünden yarına yapılacak yatırımlar değil. Ama demin de bahsettiğim örneğin eczacılık gibi, plastik gibi bunların hem katma değerleri ürünlerin ihracatının yapılması hem de bununla ilgili yurt dışı pazarlamanın önemli olduğunda ayrıca altını çizmek istiyorum. Pekala, bir de kur konusu var. Şimdi ithal ediyorsunuz, ihraç ediyorsunuz. Kur bir taraftan iyi sizin lehinize ama diğer taraftan aleyhinize. Bu dengeyi nasıl sağlıyor sektör? Maalesef şu anda kurun oynaklığı kimya ihracatçısını, kimya üreticisini de olumsuz etkiliyor. Evet, bazen dövizin artması ihracatçıyı olumlu, özellikle kimya üreticisini sanki olumlu yönde etkiliyormuş gibi düşünebilir ama bu teorik olarak yakın ve kısa zaman içerisinde geçerlidir. Uzun vadede maalesef biz bundan olumsuz etkileniyoruz. Diyeceksiniz ki bunlar nedir? Birincisi dövizin artması, TL'deki değer düşüklüğü yurt dışı müşterilerimizde bir fiyat indirimi talebi geliyor. Bununla birlikte bizler de rekabet gücümüzü kaybetmemek için dolar cinsinden fiyatları indiriyoruz. İkincisi, tabii burada en önemli konulardan bir tanesi sadece kurun artması değil, evet, aynı zamanda ham madde fiyatlarının artması da olumsuz etkiliyor. Zeliha Hanım, hem ham madde fiyatları artıyor, hem döviz artıyor, hem yurt dışındaki müşterilerimiz indirim talep ediyor. Bunları bir araya getirdiğimiz zaman kimyacılar ciddi anlamda sıkıntıya giriyor. Bunun yanında bir de sermaye yeterliliği sorunu çıkıyor. Evet. Yani üreticinin elindeki parayı fiyat artışından dolayı zaten bir sermaye azalması oldu. Evet. Buradan dolayı bir sermaye azalması oldu. Dolayısıyla bir finansal ihtiyacı da çıkıyor. Dolayısıyla ithalata dayalı bir sektör olduğumuz için dövizin oynaması, ham maddenin fiyatlarının oynaması bizi şu anda biraz zorluyor. İnşallah yakın zamanda kurlar yerine oturursa, stabil olursa en çok sevinenlerden biri de biz kimya sektörü olacağız. Tayfun Bey, çok teşekkür ediyorum size. Ben de teşekkür ederim. Bitiriyoruz. Saat 13'te tekrar karşınızdayım.